15 Kurtuluş Mücadelesi'nin, Çanakkale Zaferi'nin en önemli yılıdır biliyorsunuz. Ve Cumhuriyet tarihinin en önemli yılıdır. 1915, burası Sivas Erkek Lisesi ve o dönem burada okuyan öğrencilerin tamamı gönüllü olarak Çanakkale'ye gider. Öğretmenlerine şu notu yazar. Hocam, hakkınızı helal ediniz. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz ve gerçekten tamamı şehit olmuştur. Ve o yıl bu lise mezun verilir. Yanımızda bir amca var. Buraya tesadüfen aynı anda ziyarete gelmişiz. Ama hikayesi çok enteresan. Önce isminizi alabilir miyim amca? Latif Özbek. Latif amcacığım, burada hikayen nedir senin? Yani hayatımın en güzel, mutlu yıllarını bu okulda geçirdim. Çünkü sen bu okuldan... Çünkü bu okul Türkiye'nin en değerli okulu. Bu okuldan mezunsun? Evet. Cumhuriyetimizin temeli burada atıldı. Amcacığım, kaç yılında mezun oldun bu okuldan? 1970. 70. 51 sene. 51 sene. Ay maşallah. O zaman 3 yıldı tabii. 3 yıldı. O zaman 1967'de girdin sen bu evet. okula. 70'te mezun evet. oldun. Yo, 66'da girdim de bir sene kaybım vardı. Birinci sınıfta kaldım. Tekrar ettim. Evet. Daha iyi olmuş. Evet. Bir sene fazla evet. vakit geçirdin aslında bu okulda. Ne yapalım? Bu okula dair hatırladığın neler var? Çok güzel anılarım var. Bütün hocalarıma, yaşayanlara Allah sağlık, sıhhat versin. Rahmetlik olanlara da Allah rahmet eylesin. Amin. Güzel dostlukların kaldı mı burada? Olmaz olur mu? O dönem okuduğum arkadaşlarımın hiçbirini unutamıyorum. Ha, görüştüklerin oldu mu? Vallahi şeyle uzaktan görüşemiyoruz da telefonla bazı arkadaşlarla görüşebiliyoruz. Anladım. Böyle bir tesadüf ettik. Madem bu okuldayız, o dönem biliyorsunuz lise olarak kullanılmış evet. bu bina. Bir öğrencisine de rast geldik. Bakın dile kolay. 51 yıl bir evet. ömür, yarım asır. Yarım asır evvel mezun olmuş bir öğrencisini gördük. Çok teşekkür ederiz ah, paylaştığınız için bu güzelliği bizimle. Hadi yolculuğa devam. Hadi. Cumhuriyet tarihi bakımından en önemli mekanındayız. Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeyiz efendim. Bu müze çok önemli. Biliyorsunuz Sivas Kongresi kurtuluş tarihimizin, Kurtuluş Savaşı tarihimizin taşlarının atıldığı ilk şehirlerden bir tanesi ve bu oda çok önemli. Şu görmüş olduğunuz kürsü de Atatürk 40 delegeye 10 maddelik Sivas Kongresi kararlarını açıklamış. Ve bundan sonrasında ya istiklal ya ölüm demiştir. Ve işte burada bu odada bu kararların açıklandığı oda. Geldiğinizde bu müzeyi mutlaka gezin. Şimdi biz başka yerlerinde sizinle paylaşacağız ama en önemli olan kısmından başlayalım istedim. Thank you.
Sevgili izleyicilerimiz, müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sivas Kongresi yapıldıktan sonra da Atatürk Sivas'ı terk etmemiş. Burayı karargah olarak kullanmış biliyorsunuz tarihte ve toplamda 108 gün boyunca Sivas'ta ikamet etmiş. İkamet ettiği sırada da yine aynı binada istirahat odası olarak işte bu odayı kullanmış ve bu oda şu anda kendisine ait eşyaların hali hazırda muhafaza edildiği bir oda. Halısından koltuğuna, yatak örtüsünden perdesine kadar her şey orijinal ve bizzatihi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı eşyalar. Müzik.